Yavaş be. Savaş. Ben gelmesin demiştim ama telefonu kapatmıştı. Merak edecek bir şey yok. Murat Bey, merhaba. Ayşen. Atölyeyi satıyor musunuz Murat Bey? Öyle mi? Haber çabuk yayıldı. Gerçekten çok üzüldüm. Üzüldüğüne eminim. Bana satmak istemezsiniz herhalde, değil mi? Yani benzin döküp yakarsınız ama yine de bana satmak istemezsiniz. Yanılıyor muyum? Aslında isterdim. Ama savaş geç kaldı. Satıldı. Öyle mi? Gerçekten alan kişi çok şanslıymış. İsmini açıklamak istemeyen bir alıcı. Nasıl olsa yakında ortaya çıkar. Kendini belli etmek istemiyor. En azından bir süreliğine. Tabii beni gerçekten çok şaşırtıyorsunuz. Yani bu kadar kıymet verdiğiniz atölyeyi kime sattığınızı bilmiyor musunuz? Bana söylemek istememenizi anlarım ama sakın bilmiyorum demeyin çünkü inanmam. Savaş Bey, bugüne kadar sizi inandırmak ve ikna etmek gibi bir kaygım olmadı. Bugün de yok. Ama izin verirseniz şimdi çalışmak zorundayım. Malumunuz, yaptığımız serimiz çalındı. Yeniden başlamamız gerek. Haklısınız. Yani insanın damadı tarafından soyulması gerçekten çok korkunç, çok iğrenç. Savaş. Ha bu arada yanılmıyorsam az önce çalışmamız lazım dediniz. İşte günün bombası. Demek ki burayı satın alan kişi sizi de satın almış. Evlat, senin sinirlerin bozulmuş. İstersen dışarı çık, hava al biraz. Hadi. Ayşen, ben dışarıda arabadayım. Burayı satın aldığını sakın Savaş'a söyleme. Bizzat kendi gözlerinle gör Savaş'ın ne yapacağını. Sadece bekle ve gör kızım, tamam mı? Tamam. Bu rezilliğe artık bir son vereceğiz Süreyya. Bana başka yol bırakmadın. Süreyya Fatih'in evine gitmiş, haberin var mıydı senin? Yok Rezan Hanım, nereden olsun? Fatih bir daha bu yanının bahçesinden içeri adımını bile atmayacak. Anlaşıldı mı? Bu benim kardeşim. Bu benim sorunum değil. Atmayacak o kadar. Yoksa sen bilirsin. Abla. Abla ne oldu? Abla bir şey desene, ne oldu? Dayanamıyorum. Tamam, bekle, ben hemen geliyorum. Tamam. Efendim? Savaş. Neredesin sen? Ne var? Savaş, lütfen kardeşinle ilgilen biraz. Beni dinlemiyor biliyorsun. Fatih'e gitmiş, yalvarmış, yakarmış. Fatih'e mi? Tam bir rezillik. İyice delirdi. İlaççılarını da almıyormuş. Hepsini saksıya gömmüş. Savaş, ne olur kardeşinle ilgilen biraz. Tek derdin ata katip oğlu bir atölyesi oldu çıktı. Ben gelince konuşurum onunla.
Süreyya ile ilgili bir sorun mu var Savaş? Süreyya iyi değil Ayşe. Bence hemen dönelim. Kardeşinin sana ihtiyacı varsa yanında olmalısın. Merak etme sen. Savaş. Efendim? Geçen sordum yine cevap vermedin. Atabey'le olan kavganızın sebebi ne? Atabey'le olan konuşmanız hiç hoşuma gitmedi Savaş. Ne gibi? Yakarsın ama bana satmazsın dedi. Öyle. Benden hiç haz etmedi. Ama ben yine de Atabey için gerçekten çok üzüldüm. Yani o atölyonun ruhu gibiydi. Şimdi sanki ruhu gitti. Evet. Çok bağlı o atölyeye. Ayşen, Atabey'in atölyeyi kime sattığını biliyor musun? Burayı satın aldığını sakın Savaş'a söyleme. Bizzat kendi gözlerinle gör Savaş'ın ne yapacağını. Bilmiyorum. Hem niye bu kadar önemli? Çiftlik gecesi de sordum, cevap vermedin bana. Atabey'le aranızda bir hesaplaşma varmış gibi. Ayşen sen boş ver bunları. Yani ticari bir çekişme, iş dünyası işte. Hem sen yeni yeni açmaya başlayan bir çiçek gibisin. O güzel kafanı böyle ticaretle falan yorma. Yorsan da anlamazsın çünkü gerçekten çok sıkıcı şeyler. Atabey'le bana gelince aramıza girme. Ben elimden geldiğince seni bu durumun dışında tutacağım. Sen de bana yardımcı ol. Olur mu? Nasıl Savaş? Aranızdayım hem de tam ortanızda. Ayşen, içimden bir ses atölyenin kime satıldığını bildiğini söylüyor. Yanılıyor muyum? Eskisi gibi bakmıyorsun. Bir şey mi oldu? Çiftlik evine tek giden ben değildim, değil mi? Nereden çıktı şimdi? Doğru söyle Savaş. Ayşen, bana hiçbir zaman inanmayacaksın, değil mi? Sana kim söyledi bunu? Kim söylediyse söyledi. Kimin söylediğini söyle. Neslihan. Tabii ki Neslihan, başka kim söyleyecek? Onu da götürdüğümü mü söyledi? Evet. Peki. Alo Neslihan. Efendim? Senin de çok acil ve önemli konuşmamız lazım. Tabii hayatım. Neredesin? Çiftliğe gidiyorum. Oraya gelir misin? Orayı bilmiyorum ki. Tamam. O zaman ben şimdi sana bir şoför yolluyorum. Evde misin? Yok değilim ama geçerim. Tamam, bir saat sonra evde. Tamam canım. Reza Hanım'ın söylediği... Çiftliğe gittiğini söyleyen Neslihan, şimdi yolu bilmediğini söylüyor. Değil mi Ayşe? Yoksa ben mi yanlış duydum? Hadi kalk. Nereye gidiyoruz? Ayşen lütfen. Ne oldu? Yüzünde güller açtı birden. Süreyya, hadi yapma. Lütfen canım. Hayır beni bırakma. Bırakma beni, tamam, bırakma tamam. Ne olur. Hayır, göndermeyin beni oraya, göndermeyin ne olursa. Fatih bırakma beni. Fatih bırakma. Göndermeyeceğim seni, tamam, sakin. Hayır bırakma beni ne olursun, gönderme oraya Fatih. Hayır. Tamam sakin ol Süreyya. Seni bırakmayacağım. Gideceğim.
Söyleyecek misin artık? Tilki kürkçü dükkanına geri döndü. Ne demek şimdi bu? Rezia Hanım haklı çıktı. Savaş atölyeyi aldı ve Kezban'a yol göründü. Şimdi de bana iş attıklarından dolayı beni ödüllendirmek istiyor. Hmm. Yani daha önce defalarca beni de götür, birlikte gidelim dediğim çiftlik evine davet etti beni. İnan hiçbir şey anlamadım. Hepsini anlatacağım hayatım. Ama şimdi acelem var. Şoför gönderip aldıracakmış beni. Evde olmam lazım. Tabii biraz hazırlık da yapacağım. Hadi görüşürüz. Peki görüşürüz. Neslihan Hanım'ı evinden alıp çiftlik evine getireyim. Buna gerek yok Savaş. Hayır var. Bana güvenmen için gerek var. Senin de söylediğin gibi o kimsenin görmediği Savaş'a inanman için gerek var. Hadi gidelim. Neslihan'ı niye çağırdın? Ne gerek vardı bütün bunlara? Gerçekleri görüp bana inanman için. Ayşen. Lütfen odaya git. Görünme. Sadece dinle. Tamam mı? Hadi. Sadece dinle. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neslihan Hanım değil mi? Evet. Savaş içeride mi? İçeride. Buyurun. Savaş Bey içeride. Özür dilemek için çok iyi bir yol aşkım. Öyle mi? Demek beğendin. Nasıl? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bayıldım. Biz seninle daha önce buraya gelmemiş miydik? Yok. Sen buraya kimseyi getirmezsin ki. Daha önce defalarca istedim ama hep hayır dedi. Peki şimdi ne değişti? Çok şey değişti. Evet. Çok şey değişti. Her şeye rağmen yine bir aradayız. Ve burası da barışmak için harika bir seçim. Ama kabul et. Beni çok üzdün. Korkarım üzmeye devam edeceğim. Huylu huyundan vazgeçmeyecek yani. Ayşen. Bu kadar yeter mi? Ne demek oluyor Savaş? Bilmem. Ne demek olduğunu sen bize açıklayacaksın. Değil mi Ayşen? Ne açıklaması? Bana oyun mu oynadın? Hem de bu kız için. Beni oyuna getirdin. Yok, oyuna getirmedim. Bize bir açıklama borçlusun ve biz de senden o açıklamayı bekliyoruz. Ne açıklaması? Ayşen'e neden her kızı buraya getirdiğimi söyledin? Hı? Madem buraya daha önce geldin, burayı neden bilmiyorsun? Bir açıklasana. Çünkü bizim kafamız bayağı bir karıştı. Savaş yeter. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Biz bir şey yapmıyoruz. Yoksa yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Bir yalancının foyasını ortaya çıkarıyoruz. Bana nasıl tuzak kurarsın Savaş? Bunu bana nasıl yaparsın? Hem de şunun için. Ya bitmedi mi ya? Yetmedi mi? Defol buradan. Neden? Neden? Madem şoförler gönderip aldırdın. Madem böyle güzel bir oyun kurdun. Hadi oynayalım. Hadi Ayşen sen de katıl bize. Savaş'ın yeni oyuncağı. Hadi ama. Neslihan. Sen de bir parça gurur olsaydı Ayşen'i gördüğün zaman defolup giderdi. Ama sende o gurur da yokmuş. Yanılmışım. Allah belanı versin. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Sana söylemiştim. Senin işin bittiğinde kalbinin durumu benim yüzümden daha kötü olacak demiştim. Kapa çeneni defol git buradan. Savaş yeter artık. Atabey'in atölyesini aldı ve senin işin bitti. Kim?
beni daha fazla rezzetme. Bu gece artık güzel bir filan yaparsınız külkedisi. Çünkü masal senin için bitiyor. Ne var? Madem çağırdın sadece duymak istedim. Kendimi duyacaksın. Benim de söyleyeceklerim var. Ayşen! Hanımefendi evine bıraktım. Buyurun Esra. Bunu sana ödeteceğim Savaş. Duyuyor musun beni? Bunu sana ödeteceğim. Bugüne kadar senin için ödediklerimiz. Götür. Beni öldüreceğim Savaş! Sen onu ne yapıyorsun? Lütfen, sakin ol. Artık bana inanıyorsundur herhalde, değil mi? Bunu nasıl yaparsın Savaş? Hiçbir kadın bu kadar aşağılanmayı, bu kadar hakareti hak etmez. Kimse etmez. Beni de alet ettin. Beni alet ettiğin başka bir şey var mı? Ayşem, ne demek bu? Alo? Müftade Hanım, Altus Bey geldi. Ne? Çabuk eve gelin efendim. Ne diyorsun sen kızım? Acele edin. Lütfen Müftade Hanım. Tamam geliyorum. Beyefendi biraz sizi kullanabilir misiniz? Trafik kuralları diye bir şey var hanımefendi. Ata kapat artık şu telefonunu lütfen. Ata kapat. Ata Bey, Savaş atölyeyi almaya çalışmış. Bu nasıl olur? Savaş atölyeye gizli bir alıcı göndermiş. Savaş'ın görmediği yüzünde şimdi ne görüyorsun bilmiyorum ama dikkatli ol lütfen Ayşen. Dikkatli ol kızım. Tamam Ata Bey. Sinirim biraz geçti mi? Hı? Kemal amca bir saate kalmaz masayı kuş sütüyle donatırım dedi. Saatlerdir hiçbir şey yemedim. E sen de acıkmışsındır değil mi? Ayşen? Ayşen sen ne iyi bir kızsın. Seni gördüğü her an parçalamak isteyen, hatta aşağılayan bir kıza acıyorsun. Onun gururunu düşünüyorsun. Tabii atölyesini aldı ve senin işin bitti. Bu gece artık güzel bir filan yaparsınız külkedisi. Çünkü masal senin için bitiyor. Savaş atölyeye gizli bir alıcı göndermiş. Yemekten önce birer kahve içeriz dedim. Ne dersin? Ben geri dönmek istiyorum. Ayşen akşam oluyor. Hem Cemal amca çok hazırlık yaptı. Gerçekten çok ayıp olur. Pardon. İşle ilgili. Bakmam lazım canım. Sen de artık ne senin için üzülmeyi bırak. Tamam. Buldunuz mu kimin aldığını? Selim Poyraz. Adını daha önce hiç duymadım. Her neyse önemli değil zaten. Her kimse randevu alın. Selim Bey'e söyleyin. Onunla baş başa görüşeceğiz. Bir de bana yüklü bir çanta hazırlayın. Ayşen. Ayşen. Ayşen ne oldu? Ayşen Neslihan'ın yalan söylediğini gördün işte, daha ne istiyorsun? Ayşen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?
Ayşen! Dağ başındayız. Yürüyerek mi gideceksin? İyi git o zaman. Ayşen, arabaya gel. Ayşen, hadi bin arabaya. Ayşen. 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 Ayşen, tamam, istediğin gibi olacak. Hadi. Eve gidiyoruz, hadi.